Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda noktanın doğruya uzaklığının formülünü gösterip bununla ilgili karşımıza çıkabilecek soru örneklerinden çözeceğiz. A noktası x1 y1. Doğrumuz da ax artı by artı c eşittir 0 doğrusu olmak üzere. Bu noktanın doğrumuza olan uzaklığı ab olsun. Bunu bulurken noktayı doğruda yerine yazıyoruz. Yani x yerine x1, y yerine y1 yazıyoruz. Mutlak değer içerisinde bölü x'in ve y'nin katsayıların kareleri toplamı diyerekten sonuca ulaşıyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk sorumuz. Eksi 2,3 noktasının 3x eksi 4y eksi 7 eşittir 0 doğrusuna uzaklığı kaç birimdir? Hemen yapmamız gereken mutlak değer içerisinde x yerine eksi 2, y yerine 3, eksi 7 bölü karekök içerisinde 3'ün karesi artı eksi 4'ün karesi diyoruz. Buradan eksi 6, eksi 12, eksi 7 bölü 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16. Toplamda 25 dışarı 5 olarak çıkar. Bunları topladığımızda 18, 25, eksi 25 mutlak değer olduğu için artı 25 olarak çıkar. 25 bölü 5'ten cevabımız 5 olmuş olur. Eksi 2,1 noktasının x artı 2y artı 10 eşittir 0 doğrusuna uzaklığı kaç birimdir? Yine aynı şekilde x yerine eksi 2, y yerine 1 artı 10 bölü karekök içerisinde x'in katsayısı 1 karesi, y'nin katsayısı 2 bunun karesi. Buradan eksi 2 artı 2 bunlar birbirini sıfırlar. Burada sadece 10 kalır. Bölü 1'in karesi 2'nin karesi 4 toplarsam 5 olur. Kök 5. Bunu da düzenliyorum. Eşleniyle çarpıyorum. 10 kök 5 bölü 5 olur. 10'la da 5'i sadeleştirdik mi? 2. Cevabımız 2 kök 5 olmuş oldu. M,2 noktasının x eksi 2y artı 5 eşittir 0 doğrusuna uzaklığı kök 5 birim ise m değerleri toplamı kaçtır diye sormuşuz. Kuralımız aynı her seferinde. X yerine m yazıyorum. Y yerine 2 yazıyorum. Artı 5 bölü x'in katsayısı 1, y'nin katsayısı eksi 2 yani 1'in karesi artı eksi 2'nin karesi yani 2'nin karesi diyebiliriz. Karesini aldığım için eksinin pek bir önemi olmuyor. Bu kök 5 birim olarak verilmiş arkadaşlar. Şimdi burayı düzenlersem mutlak değer içerisinde m eksi 4 artı 5 daha artı 1 olur. Bölü 4 artı 1 kök 5 eşittir kök 5. İçler dışlar yaparsak mutlak değer m artı 1 eşittir. Kök 5 ile 5'in kök 5'in çarpımı 5 olur. Şimdi mutlak değeri çözersek m artı 1'i 1 5'e eşitliyoruz. 1 de eksi 5'e eşitliyoruz. Buradan m eşittir. 5 eksi 1'den 4 olur. Buradan da eksi 1 olarak geçerse eksi 5 eksi 1 eksi 6 olmuş olur. M değerleri toplamı 4 artı eksi 6'dan eksi 2 olmuş oldu. Eksi 1,5 noktasının eğimi eksi 4 bölü 3 ve 2'ye 1 noktasından geçen doğruya uzaklığı nedir? Şimdi noktamız belli ama doğrumuz yok. Doğruyu da oluşturmamız için bize bir eğim ve bir nokta verilmiş. Buradan doğrunun denklemini bulacağız. Daha sonra noktanın doğruya uzaklığını hesaplayacağız. Şimdi bir noktası ve eğim bilinen doğru denklemi y eksi y noktası eğim çarpı x eksi x noktasıydı. Buradan y eksi 1 eşittir. Eksi 4'ü dağıtıyorum. Eksi 4x artı 8 olur. Eksi 4 ile çarptığım için bölü 3. Buradan içler dışlar yaparsak 3y eksi 3 eşittir. Eksi 4x artı 8. Hepsini karşıya atıyorum. 3y artı 4x eksi 8 olarak geldi. Eksi 11 eşittir 0 doğrumuz. Noktamız da bu. Noktanın doğruya uzaklığını uyguluyorum şimdi. Mutlak değer içerisinde 3y artı 4x olduğu için y yerine 5 yazıyorum. 3 çarpı 5 y değerimiz 5 artı x değerimiz eksi 1. 4 çarpı eksi 1
eksi 11 bölü karekök içerisinde 3'ün karesi artı 4'ün karesi. Yukarıyı halledelim artık. 15 eksi 4. Arkadaşlar buradan eksi 15, buradan artı 15, 0 oldu. Aşağısı da 3, 4. 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16'dan 25, 5 olarak çıkar. 0 bölü 5'ten 0. Bu nasıl oldu arkadaşlar? Uzaklık 0 ise zaten bu nokta bu doğrunun üzerinde demektir. Dolayısıyla cevabımız 0. Analitik düzlemde merkezi 1,-1 olan daire 6x-8y artı 6 eşittir 0 doğrusuna teğetse dairenin yarıçapı kaçtır? Şimdi bunu çizerekten göstereyim arkadaşlar. Bir adet dairemiz var analitik düzlemde. Bir de buna teğet olan doğrumuz var. 6x-8y artı 6 eşittir 0. Burada da merkezimiz 1,-1. Merkezden teğete çizilen dikti arkadaşlar. Dolayısıyla merkezin doğruya uzaklığını bulursak direktmen zaten dairenin yarıçapını bulmuş olacağız. O zaman yapmam gerekeni yapıyorum. Noktayı doğru da yerine yazıyorum. 6 çarpı 1 eksi 8 çarpı eksi 1 artı 6 bölü karekök içerisinde 6'nın karesi artı 8'in karesi. Şuradan R diyelim. Burası 6 olur. Burası artı 8 olur. Topladık mı 14. 6 da burada var. 20. Mutlak değer dışında 20 olarak çıkar. 6, 8, 10 var burada arkadaşlar. 36, 64 daha 100 olur. 10 diye çıkar. 20 bölü 10'dan cevabımız 2 olmuş olur. ABC eşkenar üçgen. A noktası 2'ye 1. BC kenarı 5x artı 12'ye artı 17 eşittir 0 doğrusu üzerinde bize ABC üçgeninin alanını soruyor. Eşkenar üçgenin alanı. Yapmamız gereken arkadaşlar A noktasının BC'ye olan uzaklığını bulup kısaca eşkenar üçgenin yüksekliğini bulmak. Mutlak değer içerisinde doğruyu noktayı doğruda yerine yazıyorum. 5 çarpı 2 artı 12 çarpı 1 artı 17 bölü 5'in karesi artı 12'nin karesi. Bunları özel üçgenlerden faydalanabiliriz. 5, 12, 13 gelecek. Zaten az önceki yaptıklarımız çoğunda 3, 4, 5 geliyordu. Burası 10. Burası 12. Toplarsak 22, 39 olmuş oldu yukarısı. Aşağısı da 5, 5, 12, 13'tü zaten. 39 bölü 13'ten yükseklik 3 gelmiş oldu. Eşkenar üçgen olduğu için burası 30, burası 60 derecedir. 60'ın karşısı 3 ise 30'un karşısı 3 bölü kök 3'ten kök 3 olur. 90'ın karşısı bunun 2 katı 2 kök 3'tür. Bir kenarı 2 kök 3 olan eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4'ten 2 kök 3'ün karesi çarpı kök 3 bölü 4. 2 kök 3'ün karesi 4 çarpı 3'ten 12 çarpı kök 3 bölü 4 dersek sadeleştirdik. Cevabımız 3 kök 3 olmuş oldu. Evet arkadaşlar bu konumuz burada sona ermiş oldu. Bol bol pratik yaparak pekiştirebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.